Merhabalar. 8. videomuzla sizlerle birlikteyiz. Yine geçtiğimiz hafta boyunca çok güzel yorumlar aldık. Onlar için teşekkür ederiz. Derse başlamadan önce bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi gerek yorumların altında gerekse birçok mail aldım. Bu slaytlarla ilgili. Tabii dersimiz bizim öncelikli hedefimiz elbette kıymetli evrak hukukuna ilgi duyan herkese bu dersin ulaştırılabilmesi ama tabii dersin belki de %70'i, %60'ı izleyicilerin %60'ı, %70'ini hukuk fakültesi son sınıf öğrencileri, kıymetli evrak hukuku dersi alan 4. sınıf öğrencileri genellikle takip ediyor. Tabii ki meslektaşlarımızdan veya işte sınavlara hazırlanan, işte kurum sınavlarına hazırlanan kişilerden veya kıymetli evrak hukukuna ilgi duyan tacirler, esnaflardan da takip edenler elbette var. Ancak genel olarak hukuk fakültesi öğrencileri takip ediyor. Ve tabii bu öğrenci arkadaşlarımızın da sınav dönemi yaklaştığı için yoğun şekilde bir taleple bize başvurduklarını gördük. Tabii bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. İlk başta acaba slaytları işte paylaşsak mı, paylaşmasak mı gibi bir düşüncede kaldık. Ne yapsak diye düşündük. Şimdi tabii burada bizim yansıttığımız slaytlar özet bile denemeyecek kadar kısa metinler. Ben ilk dersimizde bu videoların birincisinde size bu dönem boyunca takip edebileceğiniz birkaç tane kaynağı tavsiye etmiştim, önermiştim. Şimdi oradaki hususların özeti bile sayılamayacak kadar kısıtlı bir metin buradaki slaytlar. Bizim buradaki amacımız tabii ki sizin bu konuları daha iyi kavrayabilmeniz, pekiştirebilmeniz. Şimdi videolar zaten bir anlamda evet bir kolaylık sağladı. Ama bizim amacımız şu değildi. Yani o kitapları bir kenara atalım, onları okumayalım. Bu videolardan takip edelim. İşte süper bir şekilde kıymetli evrak hukukunu öğreniriz. Böyle bir iddiamız olmadı. Bu mümkün de değil zaten. Mutlaka bir kitaptan, birkaç hatta kaynaktan, kitaptan, makalelerden destek almak gerekiyor bu konuda. Sadece bu videoları izleyerek tek başına başarılı olabilmek biraz zor. Onun için kitapları takip etmek gerekiyor. Şimdi slaytları da paylaştığımız durumda şöyle bir tabloyla karşılaşacağız muhtemelen. Sadece bu videolar izlenecek. Daha sonrasında sadece o slaytlar okunacak. Yani işte özeti bile denemeyecek kadar az bilgi içeren bu slaytlar okunacak. Ve bu sefer kitaplar bir kenara bırakılacak ve maalesef daha önce de tecrübe ettiğimiz üzere kendi okullarımızda, kendi bu dersleri verdiğimiz okullarımızda, üniversitelerimizde maalesef kötü şekilde tecrübe ettiğimiz üzere öğrenci arkadaşlarımız sadece slayttan çalışarak sınavlara hazırlanma metodunu, yöntemini deneyecekler ve maalesef dediğim gibi yani tecrübe ettiğimiz üzere başarılı sonuçlar alamayacaklar. O yüzden sizleri düşünerek bu slaytları açıkçası paylaşmama kararı aldık. Yani bunların sizin açınızdan daha zararlı olabileceğini, problem doğurabileceğini düşündük. Çünkü slaytlar paylaşıldığı zaman bir anda 300 sayfalık bir kitap var, bir anda da 15-20 tane slayt 15-20 sayfalık bir slayt var. Tabii ki öğrenci arkadaşlar biraz oraya yöneliyorlar. O kitabı atıyorlar. Haliyle 300 sayfanın özeti 15 sayfa olamayacağına göre birçok eksik de barındırıyor. Sorular yanıtlanamıyor. Sonrasında da ya işte tüh biz hem videoları izledik hem o slaytlar çalıştık ama yine de düşük not aldık gibi bir serzenişte bulunuyorlar. Bunun önüne geçebilmek için tamamen size düşünerek böyle bir paylaşmama yönde bir karar aldık. Ancak tabii ki burada zaten ben konuyu anlatırken slaytlarımız ekranda görünmeye devam ediyor. Bu videolarda zaten defalarca izlenebilir, tekrar tekrar izlenebilecek videolar. Dolayısıyla aklınıza takılan konular, bir de konu konuda böldük zaten. Aklınıza takılan konuyla ilgili 30-40 dakika arasında zaten her bir videomuz ortalama 40 dakika kadar sürüyor. Bunları takip edip tekrar o konuyu, ilgili konuyu açıp canlı canlı hem slaytı hem de slaytla ilgili yaptığımız açıklamaları dinlemekte fayda var. Çünkü bazen slaytta tek bir cümle, tek bir kelime bile geçebiliyor. Biz o kelimeyle ilgili açıklamalarda bulunuyoruz. Şimdi çıktı olarak aldığınız zaman bunları, o
açıklamaları elbette oradan göremeyeceksiniz, sahip olamayacaksınız. Sonuçta da yine bir eksik bilgiyle karşı karşıya kalacağız. Sizin açınızdan böyle bir eksik bilgi kalmasını arzu etmiyoruz, istemiyoruz. O yüzden de slaytları video eşliğinde, burada yaptığımız, bu ders yaptığımız açıklamalar eşliğinde videodan takip etmenizi sizlerden rica ediyoruz. Artık birçok kişiye maillerde cevap vermişim. Son zamanlarda hep şey dedim, yani bir sonraki dersimizde dersin başında açıklama yapacağım. Onun için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Şimdi bugünkü konumuz, 8. videomuzun konusu Poliçe'nin devri meselesi. Yani Poliçe'nin cirosu. Şimdi Poliçe elbette sadece bizim sahip olduğumuz, bizim elimizde duran bir belge, bir senet değil. Bunun elbette devredilebilmesi gerekiyor. Poliçelerin, yani kambiyo senetlerinin genel olarak kanla emri yazılı olduğu düşünüldüğü zaman emri yazılı senet olan bu poliçemizin de diğer emri yazılı senetler gibi ciro artı teslim yoluyla devredilebileceğini söylemek gerekiyor. Elbette daha önce de buna değinmiştik. Poliçeye bir menfi kayıt koyar. Yani ciro edilemez. Emri yazılı değildir gibi bir olumsuz kayıt, bir menfi kayıt konularak bu poliçemizin, bu senedimizin nama yazılı hale getirilmesi de mümkündür. Böyle bir ihtimalde senedimizin devri artık alacağın temliki artı teslim şeklinde gerçekleşecektir. Ama bu istisna haricinde böyle bir durumla karşı karşıya değilsek bütün kambiyo senetleri sadece poliçe için değil, bono da, çek de buna dahildir. Ciro artı teslim yoluyla geçer. Sadece ciro yeterli değildir. Bu önemli bir husus. Muhakkak teslim de gerekir. Teslim etmediğiniz takdirde senedi devretmiş sayılmazsınız ve bu senedi iki defa ödemek durumunda kalabilirsiniz. Çünkü daha önce de yine değinmiştik. Senedi ödedikten sonra karşı tarafa vermeniz adeta makbuz hükmündedir. O yüzden senedin mutlaka karşı tarafa da teslim edilmiş olması gerekiyor. Ciro artı teslim burada olmazsa olmaz şartımız. Acaba cirosuz devir olabilir mi? Bir de böyle bir soru aklıma geliyor. İstisnai olarak evet, buna da evet mümkündür demek gerekiyor. Mesela ölüm halinde, iflas halinde, haciz gibi durumlarda biz senedi cirosuz da devredildiğini görüyoruz. Örneğin bir ölüm olayı meydana geldi. O kişinin mirasçılarına bu senet devredilir. Ölen kişinin bir cirosu yoktur. Ama mirasçıları meşru hamil sayılırlar. Ciro silsilesinde bir kopukluk yoktur. Çünkü o ellerindeki veraset ilanı oradaki ciro yerine geçer. Yine aynı şekilde diyelim ki bir borçlunuzun iş yerinde yapacağınız bir haciz uygulamasında kasasında, masasında bir yerde bir poliçe gördünüz, bir bono gördünüz. Bunu da yine haciz etmeniz o kişi size bir ciro yapmamış olsa da haciz tutanağınız aslında sizin ciro yerine geçecektir. Yani bu gibi yollarda cirosuz da devir olabilir ama bu çok istisnai bir durum. Şimdi poliçemiz sadece poliçede değil elbette, bono da buna dahil, hamiline yazılı düzenlenemez. Poliçenin unsurlarını söylerken hatırlarsanız o zaman zorunlu unsurlardan bahsederken lehterin adı demiştik. Hatta adı derken biz bunun adı ve soyadı şeklinde algılanması gerektiğini söylemiştik. Demek ki bizim muhakkak burada bir isim, lehterin ismini yazmamız gerekiyor. Buradan da şu manayı çıkarıyoruz. Demek ki poliçe hamiline yazılı olarak düzenlenemez. Ama uygulamada poliçemiz ve bonomuz da aynı şekilde sanki adeta hamiline yazılı gibi tedavül edebiliyor. Bu nasıl oluyor? Bu beyaz ciroyla oluyor. Şimdi normal şartlar altında bizim ciroyu tam bir ciroyla, yani şu kişiye ödeyin, Ahmet'e ödeyiniz, imza Murat Can Ataka gibi tam bir ciroyla devredin. Ama şu da mesela bir ihtimal. Ödeyiniz, imza Murat Can Ataka ya da hiçbir şey yazmıyor. Sadece imza Murat Can Ataka. Mesela bu beyaz ciro olarak karşımıza çıkıyor. Yani kim elinde bulundurursa
o aslında bir yandan meşru hamile oluyor. E bu bizim için neye benziyor? Sanki hamiline yazılı senetmiş gibi. Çünkü hamiline yazılı senette de biz bunu böyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hamiline yazılı senette de kim senedi elinde bulundurdu, sahibi odur diyoruz. E ciroda da sanki bu beyaz ciroyla adeta sanki, bakın hiçbir şekilde hamiline yazılı düzenlenemez ama sanki adeta bir hamiline yazılı senetmiş gibi oluyor. Yine hamil senedi beyaz ciroyla devralmış olsa bile önceki ciro silsilesi muntazam ise meşru hamile olduğu kanun koyucu tarafından kabul ediliyor. Yine aynı maddede bize şu söyleniyor. Beyaz ciroyu diğer bir ciro takip ederse son ciroyu imzalayan kimsenin poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılacağı karene olarak kabul edilir. Yani arada başka bir durum meydana gelmişse bunu sizin ispat etmeniz lazım. Yoksa beyaz cirodan sonra başka bir yine takip ederse başka bir ciro gelirse poliçeyi bu beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılacaksınız ve dolayısıyla hani bunu çalmış mı efendim başkasının yerine imza mı atmış mı? Bunlarla bunda ispata muhtaç hususlar olarak karşımıza çıkacak. Kötü niyet veya ağır kusur bulunmadıkça da poliçe hamilinin senedi normal yollardan iktisap ettiği varsayılır karine olarak. Aksinin ispat edilmesi. Yani efendim ben bunu benden bu senedi almadı beyaz ciroyla ya da başka bir yolla. Bu çaldı benden ya da ben bunu kaybettim diyorsanız bunun ispat edilmesi. Ki bununla ilgili daha önce de kıymetli evrakın ziya ve iptali meselelerini uzun uzadıya yapmıştık. O videoları izleyebilirsiniz. Şimdi ciroyu yapan kişi, yani ciranta diyoruz biz buna. Muhataba poliçeyi lehine ciro yapılan kimseye ödeme. Lehine ciro yapılan kimseye ise poliçeyi bedelini kabzetmeye, almaya yetki verilmektedir. Yani aslında bakarsanız ciro yaptığınız zaman her iki tarafa da çifte yetki veren bir hukuki muameledir. Bu anlamda cironun hukuki mahiyetini bu şekilde de özetlemiş oluruz. Bu sebeplerle de cirantanın durumu aslında düzenleyenin durumuna benziyor. Düzenleyen, muhatap ve lehtar arasındaki bu ilişki, bu üçünün arasındaki ilişki, ciro ile birlikte bu sefer ciranta muhatap ve lehine ciro yapılan ilişkisine dönüyor ve çok benzer bir tabloyla aslında karşılaşmış oluyoruz. Düzenleyenin poliçedeki irade beyanı ciranta tarafından tekrar edilerek onu da sorumluluk altına almış oluyor. Zaten bizim ciromuzun da bir nevi mahiyeti de bu. Yani ne yapmış oluyorum? Ben elimde bir poliçem var. Bu poliçenin üzerine bir takım işte şu kişiye Ahmet'e 10.000 TL ödeyiniz. İmza Muratcan Atakan, muhatap kim? Mehmet. Mehmet'e gönderiyorum. O kişiden bu parayı tahsil edebilmesi için lehtarın. Benzer bir durum aslında benim irademin tekrarı ciranta tarafından yapılmış oluyor. Yine aynı kişiye, yine aynı muhataba ödenmek üzere bir havale ilişkisi söz konusu oluyor. Burada alacağın temlikinin aksine ciroda ciranta senet dolayısıyla sahip olduğu hakları değil, senetten doğan hakları devretmiş oluyor. İkisi özellikle defiler bakımından çok farklı sonuçlar doğuracaktır. Ciro peki nasıl yapılır? Ciro bir defa poliçenin metninde ya da alonj üzerine, alonju hatırlayalım daha önce de değinmiştik. Yani bunun bir poliçe olduğunu düşünün. Yer kalmadı, yazdık ciroları. Alt tarafına bir kağıt ekliyoruz, zımbalıyoruz, yapıştırıyoruz. O yapıştırdığımız kağıta böyle havalı bir isim bulmuşuz. Alonj diyoruz. Şimdi bu alonj üzerine yapılacaktır. Peki nasıl yapılacak? Eğer az önce de belirttiğim gibi kimin lehine yapıldığı yazıyorsa Ahmet'e ödeyiniz. İmza Muratcan Atakan. Bu bir tam cirodur. Sadece ödeyiniz veya sadece bir imza gibi bir durum söz konusuysa burada da artık bir beyaz cironun varlığından bahsedeceğiz. Eğer biz beyaz bir ciro yapıyorsak bunu mutlaka senedin
Arkasına da alonje yazmamız gerekiyor. Neden diye sorulacak olursa. Çünkü senedin ön tarafını, yani şunu senet gibi düşünelim. Böyle yazdık senedi. Biz ciroyu nereye yapacağız? Arka tarafını çevirip yukarıdan aşağı doğru sırayla ciroları yapacağız. Yer kalmadı mı? Zımbalayacağız bir kağıt, yapıştıracağız bir kağıt. Alonje diyeceğiz ona, oradan devam edeceğiz. Ama senedin ön tarafına yazmaya kalkarsak biz bunu, bu artık aval hükmünde olur. Çünkü biz orada şu kişiyi ödeyiniz falan diye yazmıyoruz, bakın beyaz ciro yapıyoruz. Sadece imza atıyoruz. Beyaz ciro ne? Sadece imza. Şimdi senedin ön tarafında bulunan imza düzenleyen lehine verilmiş aval hükmündedir. Kanun koyucu bunu söylüyor. Dolayısıyla biz ön tarafa böyle bir niyetle imza atmış olsak bile kanun koyucunun belirttiği hüküm gereğince bu bizim için artık aval hükmünde olacaktır. Dolayısıyla toparlarsak beyaz bir ciro yapılmak istemiyorsa muhakkak ya senedin arka tarafına ya da alonj üzerine yapılması gerekiyor. Senedin ön tarafına beyaz bir ciro yapılamaz. Bir diğer cironun şekliyle ilgili önemli husus da tarihtir. Şimdi normalde uygulamada aslında çok da öyle tarihli cirolarla karşılaşmıyoruz. Yani tahmin ediyorum. Yani ben çok görmedim diyebilirim. Belki de %80-%90'ı bu ciroların tarihsiz olur zaten. Tarihsiz ciro ama hani bir problem teşkil etmez. Çünkü tarihsiz ciroda zaten aksi ispat olununcaya kadar protesto süresi dolmadan yapılmış sayılır. Zaten tarihinde belirtilmesi bir zorunluluk değildir. Şimdi bir diğer tarihin haricinde bir diğer önemli husus bizim için. Az önce de dedik ya, ciro aslında düzenleyenin iradesinin tekrarı gibidir. Ben bazen ders anlatırken şey diyorum, yani Twitter'da falan retweet ediyorsunuz ya, yani onun düşüncelerini alıp aynen kopyalıyorsunuz. Şimdi biraz ona benziyor, yani retweet etmek gibi. Siz tekrar ediyorsunuz, tekrar paylaşıyorsunuz aynı düşünceleri. Bu nedenle de sizin bir kayıt ya da şart koşmanız mümkün değil. Yani çünkü orada temel ilişkide işte bir havale ilişkisi var. Muhataba deniyor ki şu parayı şu kişiye öde. Siz de aynısını tekrar ediyorsunuz. Bizim şunu dememiz mümkün değil. Yani şunun ödenmesi şart. Şu malların teslim edilmesi şart. Şunların yapılması şart. Bunları elbette yazamayız. Böyle bir kayıt veya şart yazarsak da bu kayıt veya şart yazılmamış sayılır. Güzel tarafı burada. Çünkü bunu düzenleyen yapsaydı senedimizi geçersiz. Ama biz burada ne yapmış olduk? Cirantanın böyle bir işlem yapması halinde, bir kayıt ya da şart koyması halinde biz poliçeyi ve ciroyu geçerli kabul edeceğiz. 682. madde gereğince. Ama bu kayıtları, bu şartları yazılmamış sayacağız. Yine dedik ya, bir bütün halinde retweet etmek gibi dedik. Burada bir bütün halinde yapıldığı için kısmi ciroda yapılması mümkün değildir. Yani biz senet bedeli ne kadarsa, senette ne yazıyorsa bunu ciroluyoruz. Dolayısıyla bir kısmi cironun yapılması mümkün değildir. Zaten yapıldığını varsayalım. Diyelim ki olsaydı, şayet yok da böyle bir şey. Olsaydı diyelim ki 100 bin lirayı işte ben 70 bin lirasını ciroladım. Kalan 30 bin lirayı ya da devrettiğim 70 bin lirayı nasıl tahsil edecektik? Yani 30 bin lira bir yerde, 70 bin lira bir yerde ikiye bölmüş olduğumdan bedeli. Senetle hak ve senet birbirinden ayrılamaz diyorduk. Ben hakkın bir kısmını senedin içerisinde alıp çıkarmış olmaya çalışıyorum. Zorlamaya çalışıyorum. Yani insan bedeninden ruhu çıkarmaya çalışmak gibi bir şeydir. Hak ve senet ayrı ayrı ileri sürdemez. Birbirinden ayrı tedavül edemez. Bu zaten kıymetli evren genel olarak ruhuna aykırıdır. Dolayısıyla bu zaten mümkün değildir. Yine ciro ile ilgili önemli bir diğer husus, cironun kısmen veya tamamen çizilebilmesi meselesi. Yine eğer bir tam ciro söz konusuysa ve bu tam ciroda ismin çizilmesi halinde tam ciro beyaz ciro haline dönüşür. Yani ne yapmış olursunuz? İşte Ahmet'e ödeyiniz, imza Murat Can Atakan yazıyor. Ahmet'e ödeyiniz yazısını çizdim. Bu durumda ne kaldı? Sadece ödeyiniz Murat Can Atakan kaldı. Bu aslında benim beyaz ciro yapmış olduğum anlamına gelir ama doktrinde bunu
Ciro'nun tamamen, yani ismi sildiğiniz zaman Ciro'nun tamamen silinmiş gibi, imzası da silinmiş gibi, tamamen silinmiş olduğunu kabul eden görüş de mevcut. Biz burada bizim kabul ettiğimiz görüş, ismi çizdiğiniz zaman imza kalıyorsa bu durumda artık bunun bir beyaz ciro olarak kabul edilmesi gerektiğinde. Çünkü yani tamamen ciroyu geçersiz hale getirmek istedi. Ciroyu o silseden çekip almak istedi taraf. İmza, ismi silebildiği gibi imzayı da silebilirdi. Yani bir çizgi atan iki çizgiyi de atar herhalde. Bunu yapabilirdi. Bunu yapmıyorsa demek ki iradesi orada ismi silip bunu beyaz bir ciroya dönüştürmek. Çünkü bu da olabilir. Mesela ben ciro edeceğim size. Soruyorum isminiz nedir? Diyorsunuz ki Ahmet Aslan diyorsunuz. Ha tamam. Ali Arslan diyorum. Yazıyorum ama yok yok diyor. Ahmet Arslan. Ha pardon diyorum. Silerim. Oldu bana beyaz ciro. Yani bunu niye tamamını silmiş gibi varsayalım. Neyse çok tartışmalarda şey yapmayacağımızı söylemiştim en ilk derslerimizde. Bu tartışmalı bir husustur. Aksini savunan yazarlarımız da elbette mevcut. Kanun Koyucu'nun ifadesiyle 686'ya göre hem isim hem de imza çizilirse ciro hiç yazılmamış hükmündedir. Bu önemli. Sınavlarda falan da bununla ilgili hatalar yapılabiliyor. Şimdi şöyle, bir cironun burada mesela Ahmet Mehmet'e verdi, Mehmet Ayşe'ye verdi, Ayşe de Fatma'ya verdi. Ahmet'ten Mehmet'e geçerken Mehmet'i ismini ya da ismini silersek burada beyaz ciro olduğunu kabul ettik. İsmini ve imzasını silersek Ahmet'ten direkt Ayşe'ye geçmiş gibi varsayacağız. Şimdi Ahmet'in cirosu Mehmet'e ödeyiniz şeklindeyse ve senedi aradakini de çizdik, Ayşe elinde bulunduruyorsa ciro silsilesi kopmuş gibi oluyor. Neden? Çünkü burada Mehmet'e ödeyiniz yazıyor ama Mehmet'te değil senin, Ayşe'nin elinde. Ama Ahmet'in yaptığı, burada en baştaki ciro Ahmet'e ödeyinizdi, ödeyiniz şeklinde olsaydı. Sonra Mehmet'in cirosu olsaydı, Mehmet'in cirosunu silseydik. Sonra elinde bulunduran Ayşe olsaydı. Ciddi, tamam Ahmet sana ödeyiniz demiş. Yani kime ödeyiniz belli değil, beyaz ciro. Demek ki Ayşe vermiş bu senedi diye kabul edecektik. Senin ciro silsilesi kopmamış olacak. Ama tam ciro olduğu zaman bu bir problem teşkil edebiliyor. Dolayısıyla hem imza hem de isim çizilirse oradan ciroyu adeta böyle çekip almış olacağız. Bu sefer bakacağız ciro silsilesini sanki o yokmuş gibi. Onu kapatıp onu görmeden bakacağız yukarıdan aşağıya doğru. Buna göre artık ciro silsilesi kopmuş mu kopmamış mı hesaplamış olmamız, tespit etmiş olmamız gerekiyor. Peki ciro ne zamana kadar yapılabilir? Ciro'nun zamanı nedir? Şimdi ilk başta şunu söyleyelim. Bu bizim için kesin bir kuraldır. Unutmamamız lazım. Poliçe'deki ilk ciroyu yapacak kişi Lehtar. Lehtar dedik ya, Poliçe'de Bono'da hamile yazılı düzenlenemez bu senetler. Mutlaka bir Lehtar vardır. Dolayısıyla da hani hamile yazılı düzenleniyorsa arka tarafta başka bir insanın imzası olduğu zaman yani olabilirdi belki ama Lehtar belli olduğu için biz ne yapacağız? İlk Ciro'nun mutlaka Lehtar tarafından yapılması gerektiğini söyleyeceğiz. Ondan sonraki kişilerse artık beyaz Ciro mu, tam Ciro mu buna göre değişecek. Onların iradesine uygun şekilde diğer kişilere doğru geçecek. Peki ne zamana kadar? Bu sonsuza kadar böyle bir Ciro silsilesi devam edebilir mi? Elbette değil. Elbette gidebileceği yer vadeye kadar. Yani vade tarihine kadar biz bunları ciro edebileceğiz. Vadeden sonra da artık ciro etmemizin manası yok. Gidip tahsil etmeye çalışacağız elbette paramızı. Yani bir vade geldiği zaman gidip parayı almaya çalışacağız. Dolayısıyla vadeden sonra ciro normalde yani uygulamada yapılmaz. Ama yapılırsa ne olacak? Eğer ciro vadeden sonra yapılırsa da bu bizim için vade öncesi yapılmış ciro gibi kabul edilecek. Ve aksi ispat edilene kadar tarihsiz her ciroda yine süresinde yapılmış kabul edilecek. Peki bunun mantığı ne? Şu, genellikle hani tarih atılmıyor ya cirolara. Şimdi ben kanun koyucu şunu düşünüyor. Diyelim ki 30 Aralık 2020 vadeli bir elimde bir poliçem var. Ben de bir bonom da olabilir.
normal şartlar altında, yani hayatın olağan akışı içerisinde 30 Aralık tarihi geldiği zaman normalde beklenen nedir? Niye ben artık cüret etmekle uğraşayım? Gidip parama kavuşmaya çalışayım değil mi? Gidip o parayı tahsil etmeye çalışıyorum. Kural budur aslında. Dolayısıyla da kanun koyucu şunu düşünüyor. Yani hiç kimse herhalde vadesi geldikten sonra parayı tahsil etmek yerine cüret etme yoluna gitmez. Ne yapar? Gider parasını tahsil eder, alır parasını nakit. Sonra onunla ödeme yapacaksa gider onunla ödeme yapar. İki, zaten devredeceğiniz kişi de bunu size söyleyecektir. Diyecektir ki ya madem vadesi geldi git paranı tahsil et gel bana cash olarak peşin olarak öde. Niye bana veriyorsun ben senin yerine gidip uğraşacağım tahsil etmeye falan bir sürü protestolar şunlar bunlar. Ve bana ver paramı der. Yani mantıken zaten vadeden sonra olması beklenmez. Ama yani bu yüzden diyor ki kanun koyucu beklenmez. Olsa olsa bu tarihsiz olduğuna göre tarih yazmadığımıza göre demek ki vadeden öncedir. Bir defa kural bu yüzden kanun koyucu demiş ki ya tarihi yoksa ben bunu kabul ediyorum ve bunun da vadeden önce olduğunu kabul ediyorum. Vadeden sonra olabilir mi? Ya o da olabilir. O da olabilir. Vadeden sonra yapılan ciro da vadeden önce yapılmış gibidir. Çünkü bizim tespit etmemiz bunu mümkün değil. Yani tarih atılmadığı için genellikle mümkün değil. Ancak istisnai bir durum var mı? Var elbette. Mesela biz vadeden sonra yapıldığını nasıl tespit edebiliriz? Örneğin diyelim ki biz senedimizi götürdük. Ödemeyeceğini söyledik. Ödememe protestosu çektik. Protestoyu nerede çekiyoruz? Noter. Noter tarihi attı oraya. Ödememe protestosunun gönderildiği tarihi attı. Şimdi atarken de tabii benim senedimin arkada önüne fotokopisini de çekti. Benim o tarihe kadar bu senette kimlerin imzası var? Kimler ciranta? Hangi tarihte ben protestoyu çekiyorum? Hepsi belli. Hepsi ispatlı. Noterde kayıtlı. O tarihten sonra ben bir ciro yapmaya kalkarsam belli ki %100 belli ki vadeden sonra ben ciro yapmışım. Pardon, vadeden de diyorum. Yani protesto süresinin geçmesinden sonra ciro yapmış. Şimdi önemli olan burada vadenin değil, protesto çekme süresinin geçip geçmemesi. O ne kadardır? Vadeyi takip eden 2 iş gün içerisinde bizim ödeme protestosunu çekmemiz lazım. Bu tarihten sonra biz ya bu süre geçtikten sonra 2 iş günlük süre ya da ödeme protestosu çekildikten sonra eğer halen bir ciro yapmaya kalkıyorsak artık kanun koyucu diyor ki bu senin için alacağın temin. Çünkü sen belli ki ödeme protestosunu çekmişsin, ondan sonra yapmışsın belli ki. Ben görüyorum. Ya da işte o süre gerekli olan süreyi geçirmişsin. 2-3 günlük süreyi geçirmişsin. Ben artık bu saatten sonra senin yaptığın bu ciroyu alacağın temliki hükmünde sayıyorum. Demek ki ne yapmamız lazım kural olarak? Bizim ödememe protestosundan önce ya da bu protestonun çekilmemesi halinde ise vadeyi izleyen 2 iş günü içerisinde yapılan ciroyu geçerli saymamız lazım. Yani daha da toparlarsın. Kanun koyucunun söylediği şu. Bir, kural. Vadeye kadar ciro yap. İki, vadeden sonra yaptığın ciroyu da vadeden önce yapmış ciro gibi kabul ederim. Üç, vadeden sonra yaptın ama henüz ödememe protestosu çekmek için geçerli olan süreyi geçirmedin. Yani 2 iş günlük süreyi geçirmedin. Vade geldi, ertesi gün hemen ben ciro ettim. Olabilir mi? Olabilir. Dört, diyelim ki bu süreyi kaçırdın ya da zaten ödememe protestosunu çektin. Bu saatten sonra yapıyorsan artık ciro değildir. Ben zaten alacağıma kavuşamamışım. Ödememe protestosu çekiyorum. Benim için artık bu olsa olsa bir alacağın temliki hükmündedir diyor. Ciro yapılacak şahıslar kimlerdir? Şimdi mantıken baktığınız zaman lehtar ve sonraki cirantalar herhangi bir kimsenin lehine ciro yapabilir. Yani bunun önünde bir engel yok. Hatta poliçe düzenleyene, cirantaya veya muhataba da ciro edilebilir. Yani ben hem düzenliyorum senedi, tedavüle sokuyorum, dönüp 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 dolaşıyor, tekrar bana ciro ediliyor. Şimdi bunun önünde bir engel yok ama mantıken baktığınız zaman çok bir mantıklı değil. Yani bir anda hem
borçlu hem alacaklı ben konumuna geliyorum. Bu gibi durumlarda poliçeden doğan hakların donduğu kabul edilir. Ne zamana kadar donar? Yani ne zamana kadar biz bunu alıp buzdolabına koyarız? Ne zaman buzdolabından çıkarıp tekrar tedaviye sokarız? Ne zaman ki ben hem düzenleyen hem ciranta olarak bu senede başka bir kişiye tekrar ciro edip tedaviye sokarsam, o zaman tekrardan senedimde, poliçemde fonksiyonlarını ifa etmeye devam edecektir. Geldik cironun türlerine. Şimdi cironun türlerini temelde iki kategoride bakacağız. Cironun şekli bakımından ve cironun amacı bakımından. Şekli bakımından ciroyu ikiye, amacı bakımından da ciroyu üçe ayıracağız. Şimdi ilk başta cironun şekli bakımından bir ayrım yapalım. Dersin başından beri de çokça vurguladık. Burada bir daha toparlarsak, cironun şekli bakımından ciro türü iki çeşittir karşımıza çıkar. Birisi tam ciro, ikincisi beyaz ciro. Tam ciro dediğimiz şey ciro türü. Ciroda kimin lehine biz ciro yaptığımızı yazıyoruz. Yani diyoruz ki Ahmet'e, Ahmet Ak'a ödeyiniz imza Murat Can Atak. Bu bir tam cirodur. Siz poliçeyi tam bir ciroyla devraldığınız zaman senetten doğan bütün hakları da yine devralmış oluruz. Ve biz senedi tam ciroyla aldıktan sonra yine tekrar bir tam ciroyla başka birisine devredebiliriz ya da bir beyaz ciroyla devredebiliriz. Yani ben senedi tam ciroyla aldıktan sonra istersen yine tam ciroyla, istersen de beyaz ciroyla devretme imkanına sahibim. Peki beyaz ciro nedir? Beyaz ciroda sadece ödeyiniz yazıp isim yazmaz, imzalar atılır ya da ödeyiniz bile yazmaz, sadece imza atılır. Bu bir beyaz cirodur. Senedi beyaz ciroyla aldığımız zamansa birinci ihtimal senedi hiç ciro etmeden başka birine devredebiliriz. Neden bunu yapabiliriz? Şundan dolayı bakın. Ben şunu yazıyorum. Ahmet'e ödeyiniz imza Murat Can Atak. Ya da pardon şöyle diyelim, Ahmet demeyelim. Ödeyiniz imza Murat Can Atak. Ya da sadece imza Murat Can. Kime vereceğim belli değil. Orada isim yazmamış. Diyelim ki fiilen ben bunu Ahmet'e verdim. Ahmet bu sene de aldı. Beyaz ciroyla aldı. Sonrasında hiçbir şey yazmadan Mehmet'e devretti. Mehmet de geldi benden bu parayı tahsil etmeye kalktı. Ben şunu diyebilir miyim ona? Efendim ben bu senedi Ahmet'e vermişim. Sende ne arıyor bu? Hani Ahmet'in imzası yok. Ciro silsilesi kopuk falan diyebilir miyim? Diyemem. Neden diyemem? Çünkü bu bir beyaz ciroydu. Mehmet de bana çok tabii şunu diyebilir. Siz burada bu senedi kime verdiğinizi yazmamışsınız ki. Şunu demişsiniz. Ödeyiniz imza Murat Can Atakan. Yani şu demek. Kim bu senede elinde bulunduruyorsa onu ödeyiniz. Kim bu senede elinde bulunduruyorsa meşru hamile odur. Dolayısıyla Ahmet de herhangi bir imza atmadan, herhangi bir beyan kayıt düşmeden bana devretti. Olabilir mi? Olabilir. Geçerlidir. Demek ki cirosuz başka birisine devredebilir. Bu birinci ihtimal. İki, isterse tekrar beyaz bir ciro ile devreder. Yani bu verdiğimiz örnekte şu da olabilirdi. Ödeyiniz Murat Can Atakan. Kime verdim? Ahmet'e. Ahmet de aldı. Aynısını yaptı. Ödeyiniz imza Ahmet dedi. Ödeyiniz bile yazmadı. İmza Ahmet dedi. Sonra Mehmet'e verdi. Olabilir mi? Mümkündür. Beyaz ciroyu aldı. Beyaz ciroyu devredebilir. 3. Beyaz ciroyu başkası adına tamamlayabilir. Başka birisinin ismini yazıp tamamlaması mümkündür. Mümkündür. 4. Beyaz ciroyu kendi adına tamamlayabilir mi? Ödeyiniz Murat Çatıkan'ı Ahmet'e ödeyiniz şey. Tamamlayabilir. Bu da mümkün müdür? Bu da mümkündür. Beyaz ciro demek ki başkası adına ya da kendi adına tamamlanabilir. Ciro'nun türleri bakımından iki temel ayrımımız var demiştik. Ciro'nun türleri ilki şekli bakımından da ikincisi amacı bakımından, şekli bakımından ikiye ayırdık. Amacı bakımından da üçe ayıracağız. Şimdi ciro'nun ciro edilmenin üç tane temel amacı olabilir. Bunlardan birincisi ve en çok rastlanılanı, en çok karşılaşılanı temlik cirosu. Şimdi temlik cirosu ne için yapılır? Poliçeden doğan bütün hakları devretmek için yapılır. Biz zaten herhangi bir şey yazmıyorsak, herhangi bir şey söylemiyorsak, senede aldık elimize, arkasına yazdık, Ahmet'e ödeyiniz, imza Murat Can Atakan. Bu bir temlik cirosu. Hiçbir şey söylemedik. Zaten amacımız odur. Yani poliçedeki bütün haklarımı ben Ahmet'e devrediyorum. Bu bir temlik cirosu.
Temlikçi usulün hakları devretme, teminat ve teşhis fonksiyonları da vardır. Bunların ne olduğunu birazdan göreceğiz. Fonksiyonları görürken cironun fonksiyonlarını, onları da ne olduğunu anlatacağım size. Temlik cirosuyla alan kişi, yani temlik cirosuyla nasıl alınır? İstersek tam ciro yoluyla, istersek de beyaz ciro yoluyla teslim edilmek suretiyle temlik cirosu gerçekleşebilir. Yani beyaz ciro mu, tam ciro mu? Bu açıdan bizim için bir önemi yoktur. Senedi temlik cirosuyla devralan kimse ise yine temlik, rehin ve tahsil cirosuyla tekrar devredebilir. Ben temlik cirosuyla aldıysam, ben de sonrasında bir daha temlik cirosuyla verebilirim. Veya rehin veya tahsil cirosuyla da verebilirim. Tabii şimdi siz diyorsunuz ki rehin veya tahsil cirosu ne? Şimdi de onları yapacağız zaten. Cironun amacı bakımından 3 tane demiştik ya, zaten temlik cirosu, birazdan göreceğimiz rehin ve tahsil cirosu. Rehin cirosu şimdi anlatacağımız husus. Poliçe bedelinin rehin olarak verilmesi. Adından da anlaşılacağı gibi. Burada ne yapmış oluyoruz? Burada senedin üzerine bedeli teminattır, rehin içindir gibi bir ifade yazıyoruz senedin üzerine. Bu artık bizim için rehin cirosu olduğu anlamına geliyor. Cirantanın adını, imzasını yazıyoruz. Teslim etmemiz elbette gerekiyor. Rehin cirosu ile biz senedi alırsak ve alacak vadesini ödenmezse biz artık ne yapabiliriz? Poliçeden doğan hakları kendi adımıza kullanma imkanına sahibiz. Biz rehin etmiştik ama ödenmediği zaman kendi adımıza kullanma imkanına sahibiz. Eğer borçlu olan kimse kötü niyetle bunu iktisap etmediği sürece kendi rehin ile cirant arasındaki ilişkiye dayanan şahsi defileri de rehin alana karşı ileri süremeyeceklerdir. Poliçeyi rehin cirosuyla alan bir kişi yine bunu tahsil cirosuyla devredebilir. Rehin cirosuyla aldıysanız bir poliçeyi, artık bunu tekrar bir rehin cirosu yapmanız mümkün değildir. Ya da temlik cirosu yapmanız mümkün değildir. Ancak olsa olsa bir tahsil cirosu olur. Ki tahsil cirosunu da birazdan yine göreceğiz. En sonunda da hepsini böyle bir tablo içerisinde göstereceğim. Daha kafanıza net oturacaktır diye düşünüyorum. Senedin vadesi gelmeden önce diyelim ki borç ilişkimiz, yani temelde yatan bu poliçenin doğumuna sebep olan borç ilişkisi ortadan kalkarsa rehin cirosu ortadan kalkmaz. Yani kendinden bunun kalkması mümkün değildi. Ne yapmamız lazım? O cironun çizilmesi ve senedin cirantaya iade edilmesi gerekecektir. Son olarak dedik ya, bir de rehinden sonra tahsil cirosu da var. Tahsil cirosu adından da anlaşılacağı gibi tahsil amaçlı yapılır. Şimdi düşünün, çok büyük bir şirketsiniz. Yani atıyorum Sabancı Holding'siniz. O kadar büyük olmanız da gerekmiyor gerçi ama orta ölçekli bir şirketsiniz. Şimdi gidip size verilen her bonoyu, poliçeyi o şirketin yönetim kurulu başkanı, yöneticiye, sahipleri, hissedarları gidip tahsil etmiyor. Ne yapıyor? Yaşayanında çalışana, bir muhasebecisine vesaire bunu verip ya bunu git tahsil et diyor. Dolayısıyla bu artık bizim için haklarımızı, alacak hakkımızı ona devrettiğimiz anlamına gelmiyor. Tahsil amacıyla ona verdiğimiz anlamına. Yani git benim adıma bu parayı tahsil et. O parayı da bana getir. Ben alacak. Sen değilsin. Sen sadece bana vasıta oluyorsun. Aracı oluyorsun. İşte biz buna tahsil cirosu diyoruz. Yine cirantanın adı ve imzası elbette bulunmalı. Cirantayla hamile arasında, yani benim senedi verdiğim o benim çalışanım, muhasebecim arasında bir temsil ilişkisi söz konusu. Benim adıma, beni temsilen gidip o parayı tahsil etmeye gidiyor. Şimdi senedin hamili, yani o senedi elinde bulunduran benim çalışanım, poliçe bedelini tahsil etme hususunda ciranta hesabına, yani ben patronum, benim hesabıma hareket ediyor. Dolayısıyla da cirantaya karşı ileri sürülebilecek defiler hamile karşı da ileri sürülebilir. Bana karşı ne ileri sürülebilirse benim adıma tahsil etmeye gelen çalışanıma da bunlar ileri sürülebilecektir. Yine poliçeyi tahsil cirosuyla devralan ancak önce yalnızca yeni bir tahsil cirosuyla devredebilir. Yani onun artık rehin cirosu da temlik cirosu yapması mümkün değil. Çünkü temlik cirosu nasıl yapsın?
benim muhasebecime ben onu tahsil etmek üzere vermiş. O hak alacak hakkı ona ait değil ki. Başka birisi nasıl temlik edecek? Temlik cirosuyla verecek. Mümkün değil, ya da rehin cirosuyla. O da ancak belki ben muhasebe direktörüme verdim. O da muhasebe çalışanına yine başka bir tahsil cirosuyla verir. Ama temlik yapamaz. Rehin cirosu yapamaz. Cironun türlerin haricinde bir de elbette ciromuzun fonksiyonları var. Şimdi isim olarak benzer oldukları için temlik cirosu, temlik fonksiyonu falan gibi birbirine karıştırılıyor mu? Bu daha farklı bir ayrımdır. Burada cironun artık işlevlerini anlamaya çalışacağız. Şimdi cironun ilk işlevi temlik fonksiyonudur. Temlik işlevidir. Yani ciroyu biz ne yapıyoruz? Ciro at teslim yoluyla devrediyoruz ve senetten doğan tüm haklar da devralınmış oluyor. Dolayısıyla biz poliçe sebebiyle sahip olduğumuz haklarla devralanın sahip olduğu haklar birbirinden farklı olabiliyor. Hamil poliçeyi kötü niyetli iktisap etmişse veya iktisapta ağır kusuru varsa bunu iade etmek yükümlü. Senetten doğan hakları bu yolla devralmış olmayacaktır. Bunun haricinde ise senet ciro teslim oluyor. Devredildiği zaman senetten doğan bütün haklar da iktisap edilmiş olacak. Temlik fonksiyonu sadece temlik cirosunda vardır. Rehin veya tahsil cirosunda temlik fonksiyonu bulunmaz. Bunu tekrar altını çizelim. Birbirle karışıyor. Temlik fonksiyonu sadece temlik cirosunda olur. Bizim rehin veya tahsil cirosunda bu fonksiyonu ortaya koyabilmemiz mümkün değil. Bir başka fonksiyon teminat fonksiyonu. Yine biz ciranta, poliçenin kabul edilmemesi ve ödenmemesinden elbette sorumlu. Ancak ciranta poliçenin tekrar ciro edilmesini yasaklayabilir. Bu yolla neyi sağlayabilir? Diyelim ki bu yasağa rağmen birileri ciro etti. Bu yasağa koymasına rağmen ciro edilirse ciro edenlere karşı sorumlu olmayacaktır. Dolayısıyla biz bir nevi bu sorumluluktan kurtulmuş oluruz. Ama düzenleyen bakımından baktığımız zaman düzenleyen sadece kabul edilmemesinden sorumlu olmayacağını yazabilir ama ödenmemesinden sorumlu olmayacağını yazamaz. Neden? Ya ondan da alamazsak kimden alacağız paramızı yani? Elbette tamam kabul edilmemesinden sorumlu olmayacağını söyleyebilir. Poliçeyle ilgili genel hükümlerde de bunu söylemiştik. Ama ödenmemesinden sorumluyum derse, ya ben sana senet veriyorum bir poliçe ama ödenmezse sorumlu değilim denebilir mi? O zaman kimden alacağım ben paramı? Elbette bu yöndeki kayıtlar geçersizdir. Dolayısıyla da temlik cirosunun bir teminat fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz ama bir rehin cirosunda aynı şey var mıdır? Bu tartışmalıdır. Tahsil cirosunda ise bir teminat fonksiyonu elbette bulunmaz. Ben yanındaki kişiye bunu veriyorum. Tahsil cirosuyla git bunu tahsil et diyorum. Yani oturup da bir teminat fonksiyonunu gitmiyorum. Bir yanında çalışan birisini yolluyorum. Parayı tahsil etmek istiyorum. Burada bir teminat fonksiyonunun olmadığını, yani bizim aramızda böyle bir ilişki olmadığını söylemek gerekiyor. Son olarak cironun son fonksiyonu da teşhis fonksiyonudur. Şimdi biz tabii ki diyelim ki bütün cirolarımız tam ciro şeklinde gerçekleşti. Burada artık senedi takip etme imkanına sahibiz. Yani senet kimden kime geçmiş bunu görebiliyoruz. Bu açıdan her şey yolunda. Kolayca teşhis de etme imkanına sahibiz. Bu bizim için cironun teşhis fonksiyonunu oluşturuyor. Ancak bir ciro hamile diyelim işte meşru hamile son elinde bulunduran kişiye verildi. Yine bu kişinin bir meşru hamile olduğu varsayılacak ama bir tam cirodan sonra beyaz ciro gelirse ve sonrasında yeniden bir tam ciro yapılırsa artık oradaki ciro silsilesindeki kopukluk meydana gelecektir. Çünkü beyaz ciro ile biz kime devredildiğini bilemiyoruz. Beyaz ciro ile ilgili verdiğim örneği hatırlayın. Yani ben Ahmet'e veriyorum. Deniz yazıp Ahmet'e veriyorum. Ahmet ismini yazmıyorum. O da hiç kendi ismini yazmadan Mehmet'e verebiliyor ya da kendi ismini yazıp Mehmet'e verebiliyor. Yani bilmiyorum kime gittiğini, kimin elinde dolaştığını düşünmedim.
Dolayısıyla burada da bir teşhis fonksiyonu olduğunu söylemeyiz. İşin içerisine beyaz ciro girdiği zaman senedin kimlerin eline dolaştığını bilemeyeceğimiz için teşhis etmemiz de bu anlamda mümkün değildir. Dolayısıyla burada teşhis fonksiyonu ortadan kalkmış olacak. Bu gibi durumlarda kanun koyucu bir varsayım ortaya koymuş. Demiş ki beyaz ciro diğer bir ciro takip ederse son ciroyu imzalayan kimse poliçeyi beyaz ciroyla iktisap etmiş sayılır diyor. Yani artık kural onun bunu meşru yoldan aldığı ve onun bu poliçeyi beyaz ciroyla iktisap ettiği kabul edilir diyor. Aksini iddia ediyorsanız, çalın diyorsanız, başka bir husus varsa bunu ispat etmeniz elbette gerekecek. Yine teşhis fonksiyonu açısından bakıldığı zaman çizilmiş cirolar yazılmamış sayılır. Az önce de bahsetmiştik size. Çizdiniz orada diyelim ismini. O yokmuş gibi göreceğiz. Onu aradan çıkaracağız. Yine teşhis fonksiyonunu işletmeye devam edeceğiz. Kime vermiş o senedi takip etmeye çalışacağız. Yine yani dediğimiz gibi çizilen ciro yok sayarak silsileyi takip etmeye çalışacağız. Poliçenin teşhis fonksiyonunu ortadan kaldıran bazı durumlar da olabilir. Mesela poliçenin miras yoluyla, haciz, iflas gibi yollarla el değiştirmesi yolu veya sürekli beyaz cirolar yapması. Artık bizim bakın burada takip etme ihtimalimiz zorlaşıyor, hatta ortadan kalkıyor. Bu gibi durumlarda da cironun teşhis fonksiyonunun olmayacağını söyleyebiliriz. Eğer biz bir senedi temlik, rehin veya tahsil cirosuyla alıyorsak ki zaten 3 tane ihtimalimiz vardı. Hepsinde de teşhis fonksiyonunun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu bir tablo haline getirmeye çalıştım ben sizin için. Şöyle toparlarsak, bir temlik cirosu yaptığınız zaman bu temlik cirosunun temlik fonksiyonu, teminat fonksiyonu ve teşhis fonksiyonu bulunur. Bir rehin cirosunda ise temlik fonksiyonu bulunmayacaktır. Teminat fonksiyonu olup olmadıysa tartışmalıdır. Teşhis fonksiyonuysa bulunacaktır. Yine bir tahsil cirosu bakımından değerlendirirsek temlik fonksiyonu bulunmayacaktır. Teminat fonksiyonu bulunmayacaktır. Teşhis fonksiyonu ise bulunacaktır. Bu tabloyu şöyle özetleyebiliriz aslında. Temlik cirosu yapıldığı zaman bütün fonksiyonlar vardır. Yine bütün cirolarda teşhis fonksiyonu bulunabilir. Bu şekilde ciroyu da sizlerle tamamlamış olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çünkü özellikle bu cironun türleri ve fonksiyonları meselesi birbirine çok karışıyor. Sınavlarda falan da çokça karıştırıldığını görüyoruz. Uygulama içerisinde de evet yani bazen dosyalarda falan mahkeme dosyalarında işte bize bilirkişilik yaptığımız için bilirkişi vasıtası, bilirkişi dosyası olarak bize geldiği zaman temlik fonksiyonu, temlik cirosu gibi kavramların da birbirine karıştığına şahitlik edebiliyoruz. Umarım bu tablo sizin için çok daha böyle özet, net bir şekilde durumu anlayabilmeniz için yararlı olur. Yine sorularınız olursa elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Yorumlara, videonun altındaki bölümde yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hepinize özellikle fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımız sınav dönemleri yaklaşıyor. Onlara sınavlarında başarılar diliyorum. Bizi dinleyen meslektaşlarımıza da saygılarımı sunuyorum. İyi günler dilerim.